Akşam namazının araya girmesi sebebiyle biraz gecikiyor. Bundan sonra ona göre ayarlama yapalım da. Yahya sen bana hatırlat. Yani biraz erken bırakalım. Namazı dersten sonra kılacak şekilde. Evet. Bugünkü sorular Fikret Hekim Hollanda'dan göndermiş. Epey zamandır soru göndermiyordu. Evet, Sayın Hocam, namaz rekatları konusunda bizi Kur'an ışığında aydınlatırsanız çok seviniriz. Bize en sık sorulan ve sıkıntı oluşturan suallerden birisi de bu. Bizim de kafamızda bu konu tam şekliyle yerleşmiş değil. Sizin bu konuyu ayetlerden çıkarttığınızı biliyoruz. Evet, fıkıh derslerinde detaylı olmamakla birlikte dinlemiştik. Bu haftaki dersi dinlememiş demek ki. Koymadınız mı? Neyse, dinler onu. Ama bunun nasıl olduğunu ve beş vaktin ilk dörtleri öğlen ikindi çıkartabiliyoruz. Bunu tam kavrayabilmiş değiliz. En özet şekilde sormaya çalıştım. İnşallah siz ne sormak istediğimizi anlamışsınızdır. İnşallah öyledir. Vaktinizi alıyoruz. Neyse, ondan sonrası dua faslı. Şimdi herkes işte namaz vakitleri, namaz rekatları diyor ama ya gelin bu namazla ilgili özel bir ders yaparım ya. Ya katalım programa katalım. Çünkü ben şimdi bunu detaylı olarak anlatmaya çalışsam diğer sorulara yer kalmaz. Yani namaz rekatları ile ilgili işte namaz vakitleri, namaz rekatları bunu bir programa alın. Yani bundan sonra ayrı dersler yapalım dedik ya. Onlardan birisi de bu olsun. Ben şimdi bunu anlatmaya başlarım. Yani bundan sonraki tüm vakit de yetmez buna. Onun için artık Fikret Bey şeyi bu dersi ne zaman koyacaksın? Koydun mu? Geçtiğimiz cumartesi günkü dersi. Eklendi, tamam. Şimdi nasıl olsa Fikret Hekim bizi dinliyordur. Bu cumartesi günü biz bu konuyu derste işledik. Onu Fikret Hekim dinlerse onun için herhalde yeterli olur. Ama burada inşallah ayrı bir ders olarak yaparız. Mete Ayaş soruyor. Ben süs köpeğini acıdım, eve alıp bakıyorum. Ürememesi için kısır yaptırabilir miyim? Şimdi bir gün bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girmiyor diyor. Burada bir köpek var. Bakıyorlar ki sedirin altına girmiş. Onu çıkartıyorlar. Cebrail aleyhisselam köpek olan yere biz girmeyiz şeklinde bir söylemiş diye rivayetler de var. Bu köpek besleyen kardeşimiz onu başka bir, yani evin bir başka bir bölümünde besler. Çünkü o işte salyasının bulaşması bir takım işte salya olur, başka bir şey olmaz ya. Zaten diğer herhalde şeylerini kılı, tüyü dökülür. Evet, o da şey yapar. Ama kısırlaştırabilir. Onda problem yok. Evet. Hakan Uzun Avcılar'dan soruyor. Kapına kul olayım ey Allah'ın Resulü, sana kurban olayım vesaire tarzında ifadeler konusunda ne dersiniz? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle içimizdekini bilmektedir ama yine de bu konuları da söylem sıkıntılı değil mi? Şimdi maalesef bu kutlu doğum haftaları bazıları için bir aşırılığın simgesi haline geldi. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı cami kapılarını asmış en sevgili diye. En sevgili kim? Allah. En çok Allah'ı sevmemiz lazım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın elçisi olduğu için seviyoruz. Ve ona itaat ediyoruz. Şimdi aşırılıklar birbirini kovalıyor. Ama
Geçen haftaki hutbeydi galiba. Gayet güzel, düzgün bir hutbe dinledik. Onun için de tebrik ederiz tabii kendilerini. Şimdi kapına kul olayım. Bir de zaten ilahiler var. Bu ilahiler bir alem. Bana bazen soruyorlar, diyorlar ki hocam işte müzik çalmak sevap mı, müzik söyleyebiliriz mi? Diyorum ilahi olmasın da diğerlerini söyleyin. Gerçekten. Gerçekten öyle yani. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Yani orada diyor ki mesela gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Ne demek gel şefaat eyle? Sen kimin kulusun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Gel şefaat eyle ne demek? Gel beni kurtar değil mi? Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak? Ondan sonra mahşerde nebiler bile senden medet ister. Ya nasıl, ne demek medet istiyor nebiler mahşerde? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Medet ne demek? Kimden korkuyor da sana sığınıyorlar imdat diye? Bunlar ne demek? Bunlar ne biçim saçmalıklardır? Bunlar tamamen şirktir bunlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti yok. Allah tanımıyor, bilmiyor. Ya Resulallah gel bizi işte haşa Allah'ın şeyinden, gazabından kurtar demek gibi bir şey bunun. Başka sağı soru yok. Sonra Allah-u Teala demiyor mu ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim Allah deyip de dürüst olanlar تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Melekler onların üzerine iner de iner. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا Korkmayın, üzülmeyin. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size vaat edilen cennette sevinin derler. Yani nereden yani şimdi bu peygamberler bu gruba girmiyor mu? Yani bir acayip şeyler var. Yani ne oluyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biz Resullüğüne inanmak zorundayız. Niye? Çünkü Resullüğü son derece önemlidir. Çünkü şu kitabı Allah'tan bize getirip tebliğ etmiştir. Bizim için zaten esas olan budur. Allah'ın elçisi. Yani bir insan Türkiye'nin bilmem işte İtalyan elçisi olduğu zaman, Paris elçisi olduğu zaman ne kadar önemli sayılıyor? Buraya bir büyük elçisi gelse, Türkiye'nin bir büyük elçisi gelse, hep anlatmaz mısınız gittiği yerlerde işte Türkiye'nin falan büyük elçisi derse geldi diye anlatmaz mısınız? Bundan dolayı şeref duyarsınız. Ya bu Türkiye'nin büyük elçisi. Ya Allah'ın elçisi. Ya ondan daha büyük bir şeref olur mu bu Allah'ın elçisi? Bu yetmiyor mu ki başka şeyler ilave etmek ihtiyacında duyuyoruz? Ya Allah'ın elçisi. Bir insan için şereflerin en yücesi bu. Ve zaten o Allah'ın elçisi olduğu, bizim ona Allah'ın elçisi olduğu için inanmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü bu Allah'ın kitabı olması için bir elçi tarafından getirilmesi lazım. İşte o elçi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama biz bırakıyoruz onun elçiliğini, kişiliğine yöneliyoruz. İşte onun kendi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ki elhamdülillah biz yapmıyoruz da bazıları öyle yapıyor. Programlardan biri de buymuş. İyi. Maşallah ve şehit ediyene ecaalteli lillahi'nden diye kızmış peygamber. Enes Hoca diyor ki o şeyde vardı evet. Maşallah ve şiite yani Allah bir şey için karar verirsen de karar verirsen diye bir ifade kullanmış birisi. O da peygamberimiz diyor ya ne oluyor sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun diyor. Yani Allah'ın yanında ben nasıl, benim hangi sözüm olabilir? Fakat bizde öylesine bozulmuştur ki işler
bizim geleneğimizde peygamberimizin sözleriyle ayetleri mensuh hale getirirler. Şimdi doğum gününü kutlama meselesini ben şahsen birazcık anlayabiliyorum. Yani her yıl okullarda işte bir takım yerlerde etkinlikler yapılarak çocuklarımıza peygamberimizi anlatmak için bir hafta düzenleniyor ama bu eğitim açısından yanlış bir şey görmüyorum ben şahsen. Ama doğru şeyler öğretmek lazım. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i elçiliğin üzerine çıkarmamak lazım. Allah'ın elçisidir. Elçilik zaten başlı başına bir şeydir. Eyüp Mert Şahin İstanbul'dan Diyanet takviminde yazan sabah namazı vakti esnek midir? Yani 2-3 dakika o süreyi geçirmenin bir mahsuru var mı? Ayrıca güneşten sonra kılınacak sabah namazı için kaza olarak niyet edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sanırım Peygamberimiz de bir sabah namazına kalkamamış. Evet. Ben iki alarm kurmama rağmen alarmın farkına varmadan kapatıp yatıyorum ve namazı vaktinde kılamıyorum. Bunun vebali nedir? Bu konu hakkında bilgi verirseniz. Akşam bir kere erken yat kardeşim. Geç yatıyorsun tabii. Vücut dinlenemiyor. Bu bir. İkincisi, bu kardeşimiz takvimlerdeki güneşin doğmasını soruyor. Takvimlerde güneş doğdu diye ifade edilen saatte güneş doğmaz. Mümkün değil, doğmaz yani o saat. Takvimler güneş doğdu derken o bölgeyi dağsız dümdüz bir arazi, deniz seviyesinde gibi kabul ederek güneş doğdu derler. Yani dağları yok sayarak derler. Halbuki dağlar vardır, başka şeyler vardır. Mesela ben çok gözlem yapmışımdır. Bizim şu Süleymaniye bölgesinde en az 12 dakika sonra güneş doğar, bazen 18'e kadar çıkar. Bazı bölgelerde yarım saate kadar çıkar. Yani güneş doğdu dediği saatte güneş doğmaz. Oraya bir temkin denen bir vakit bırakırlar. Ama işte insanlar o saatte namaz kılıyor. O zaman yapılacak şey şu, siz kendi bölgenizde gidin güneşin doğumunu bir takip edin. Bazen güneş doğu tarafından doğar, tamam. Bazen de engebeli yani böyle dağlık arazide güneşi doğudan göremezsin ama güneşin ışınlarını batı tarafta dağın üzerinde görürsen o yine doğmuş olur. Ona göre bir mesela diyelim bir apartmanın camlarına güneş vurmuş. O da doğmuş sayılır artık. Perdeleri çeksen senin güneşin doğmamış olur ama insanlarınki doğmuş olur. Şimdi seninki de doğmuş olur. Şimdi yani bunu bilelim. Orada bir temkin vardır. Takvim yapmada bu gerçekten büyük bir sıkıntı yani. Kolay bir şey değil. Onlar oluyor ama bunları takvimlere yazmak lazım ki herkes bilsin. Eğer insan uyuyakalırsa, uyanamazsa yapacağı başka bir şey yok. Uyandığı zaman abdestini alıp namazını kılacaktır. Artık o kaza sayılmaz, vaktinde kılıyor sayılır. Sefer Kılıç Çanakkale namazın cemi hakkında bilgi verir misiniz diyor. Bizim sitede var değil mi? Bizim internet sitemizde Süleymaniye Vakfı sitesinde namazların birleştirilmesiyle ilgili yazı var. Onu arkadaşımız okur. Burada sadece şunu söyleyeyim ben size. Kur'an-ı Kerim'de öğlen namazının ilk vakti belli, ikindinin son vakti belli. Öğle ile ikindiyi birbirinden ayıran vakit Kur'an'da belli değil. Yani hangi noktada ayrılıyor belli değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Cebrail ile birlikte namaz kılmıştır. İlk gün Cebrail aleyhisselam ikindiyi kıldırdığı vakitte ikinci gün öğleyi kıldırmıştır. Akşam namazı için de aynı durum söz konusudur.
akşamın başı bellidir, sonu belli değil. Yatsının sonu bellidir, başı belli değil. Kur'an-ı Kerim'de. Bu sebeple bu ikisi arasında geçişler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı bazen birleştirmiştir. Yolculukta da bazen de Medine'de de birleştirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de eğer bu esneklik olmasaydı Peygamberimiz bunu yapamazdı. Birleştirmiştir. Bunun daha geniş bilgisi bizim internet sitemizde var. Süleymaniye Vakfı Ork. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz birleştiriyor. O hadisi rivayet eden Abdullah İbni Abbas diyor ki ümmetine sıkıntı vermemek için bunu böyle yaptı ama sürekli yapmıyor tabi. Bunu gösteriyor. Birleştirilebileceğini gösteriyor. Esas olan namazları vaktinde kılmaktır. Ama işiniz var, sıkıntınız var, şu var, bu var. Namazı kazaya bırakamazsınız. O zaman öğle ile ikindi, öğlen vaktinde ya da ikindi vaktinde kılarsınız. Akşamla yatsıyı akşam vaktinde veya yatsı vaktinde kılabilirsiniz. Yani namazı kazaya bırakma diye bir olay yok. Bunlar birer kolaylıktır. Mesela bir hanımın misafir geliyor, el ayağına dolaşmış, namazı kazaya bırakmayacak. Namazlarını kılar, ondan sonra şeyini yapar. Ya da bir işe gideceksin, ya bir toplantıya gireceksiniz, ne bileyim. Her şey olabilir. Öğretmenler derse girecek, imtihana girecek. Tabipler işte ameliyata girecek falan. Yani herkesin kendine göre bir mazereti olur. Onu insan kendisi takdir eder. Mazereti biz takdir edecek halimiz yok. Herkes kendisi bilir. Cenab-ı Hakk'a karşı hesabı o verecek. Abdullah Nur, Nebi ve Resulün farkları var mıdır? Kur'an'dan örneklerini sunar mısınız? Bu konuda yazımız var mı? Türkçe olarak mı, Arapça olarak mı? Türkçe olarak da sitede yok. Sitede yok mu? Siteye koy o zaman bunu. Düzeltilmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den örnekler verilirse vakit çok geçer. Tabii bize çok büyük bir iş yoğunluğu var gerçekten. Onun için bu soruların hepsine yazılı cevap vermek zor oluyor. Şimdi Nebi şu. Nebe Arapçada haber demek. Yüksekçe bir yerden alınan haber. Nebi o yüksekçe yerden haber alan kişi demektir. Yani o da Allah'tan vahiy alan kişiye Nebi denir. Vahiy alan kişiye. O aldığı vahyi insanlara tebliğ etme işine de rasullük denir. Onun için o vahiy alanların hepsi hem Nebi hem Rasuldür. Kur'an-ı Kerim'de vardı. Bekâne nebiyyen rasûlen nebiyyâ diye. Hem nebi hem rasul ifadesi bütün peygamberler için kullanılır. Yani nebi o vahiy alması itibariyle nebi bir çeşit görevdir. Mesela falanca öğretmen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman nebidir. 24 saat nebidir. Ama her zaman Resul değildir. Ne zaman ki Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ ediyorsa o anda Resul'dür. Resullük, yani nebilik bir vasıf, Resullük bir görev. Yani bir öğretmen 24 saat öğretmendir ama 24 saat ders vermez. İşte Resullük ders vermek gibi bir şeydir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in şahsını ilgilendiren konularda hep Nebi diye hitap edilir. İşte ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey Nebi, Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve lisail müminin. Ey Nebi, işte eşlerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle. Yapılan uyarılar olursa Peygamber Efendimiz'e Nebi sıfatıyla yapılır. Çünkü Resul de Allah'tan aldığını karşı tarafa bildirir. Ama Nebi onun bir sıfatıdır. Evet.
Ayşe Gedik Ankara'dan sormuş. Atlamış mı? Ha, Mahmut Atalay Belçika'da. Tamam. Atlamışım. Rivayetlerde bazı sahabilerin eli kanadığı zaman abdest aldıkları, bazılarının ise abdest almadığı namaz kıldıkları söylenir. Var mı böyle bir rivayet? Ben de hiç görmedim yani böyle bir şey. Kur'an'a göre kanam abdesti bozmadığına göre abdest almadan namaza duran sahabelerin uygulamaları Kur'an'ın ruhuna daha uygun değil mi? E şimdi bilmiyoruz yani ben şahsen böyle bir rivayet bilmiyorum. Yani o sahabi abdest aldığı zaman acaba şimdi Arapça'da vudu eli yıkama manasına da gelir. Yani eli kanadığı için elini yıkamasına da vudu denir, abdest almaya da vudu denir. Zaten Farsça'da abdest, bizim abdest dediğimiz Farsça bir kelimedir. Adı, esas açılımı abdesttir. Türkçesi nedir? El suyu. El suyudur. Öyle de olabilir. Ama daha önce de söylemiştik, Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde kanın abdesti bozduğuna dair bir şey, bir en küçük bir işaret yoktur. Kadınların oje ile abdest gusül, abdest alamaz diyorlar. Bunu diyenler bizim siteyi okumamış demek ki, okusunlar. Sebebi ise su geçirmediği için önemli olan her yerin yaş olması, ıslanması değil mi? Hayır. Hayır, değil. Allah'ın emrettiği her yerin ıslanmasını Allah emretmiyor. Elleriniz yıkayın diyor. Şimdi kızınızın eli ojeli, kızım ellerini yıka da gel dediğiniz zaman ojesini temizlemeden yıkarsa yıkamamış sayıyor musunuz? Sayıyor musunuz? Yıkamış sayıyorsunuz. Yani ojesini temizlemesine yıkamış sayılıyor. Tamam. Allah ellerinizi yıkayın diyor. Tamam. Bitti. Emir yerine gelmiştir. Daha detaylı bilgi istiyorsanız bizim internet sitesinde müracaat. Ne yapayım bütün şey burada anlatamam ya bütün delilleri. Evet. Zaten bu soruyu soran da benim söylediklerimi yazmış buraya. Yani o evet. Evet, oje ile abdest de alınır, gusül abdesti de alınır. Hiçbir zararı yoktur. Netice bu. Fatma Turan Afyon'dan, hocam ben her zaman Kur'an'ı Türkçe mealli okurum ki anlayıp uygulayabileyim. Fakat bir arkadaş bana Kur'an'ı Arapça da okumak şarttır. Çünkü Kur'an Arapça olarak inmiştir. Dedi. Oysa Arapça okuduğumda anlamıyorum ve fazla zevk de alamıyorum. Kur'an'ı Arapça okumak şart mıdır? Şimdi ben bu Fatma kardeşime şunu söyleyeyim. İbrahim suresinin 4. ayetini düşünerek bir daha oku. Orada Allahü Teala ne diyor? Diyor ki ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyin lehum. Her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki onlara açık açık tebliğini bildirsin. Yani insanlar anlasınlar. Kur'an Arapça olmasının tek sebebi var. Peygamberimizin geldiği toplumun Arap olmasıdır. Yoksa Arapçanın kutsallığı falan değil. Kur'an içerisindeki yani o mana önemlidir. Kelimeler manaların koyulduğu kap gibidir. Yemeği ister porselen tabağa koyar yersin, ister efendim bakır tabağa istersen şey eğer o yemeği pişiren hanım kızmıyorsa kepçeyle de yiyebilirsin kabından. Şimdi esas olan yemeği yemektir, kabı değil. O kelimeler onun kabıdır. Arap toplumuna hitap edildiği için Arapçadır. Eğer Peygamberimiz Türkiye'ye gelseydi Türkçe olacaktı. İşte bunu Kur'an-ı Kerim'den net olarak anlıyoruz. Esas olan manasını kavramaktır. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmiş mi? O konuda benim bir bilgim yok.
bu konuda bilgim yok. Selman-ı Farisi'ye Farsça'ya çevirmesine izin verdiğine dair rivayet mi var? Neyse sen o rivayeti bir bul da daha sonra şey yapalım. Evet, şimdi Muratcan İstanbul'dan, sen o rivayeti bir bul, burada okuyalım. Ben de onu duyuyorum ama tam olarak bir bilgim yok o konuda. Kur'an'a göre deniz ürünleri helaldir. Peygamberimiz de denizin suyu temiz, ölüsü dahi helaldir buyurmuştur. Öyleyse neden bazı hocalarımız midye helal değildir diyorlar? Bir de domuz balığı var. İmam Malik, siz deniz siz kendiniz buna domuz diyorsunuz demekle helal olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Doğru olan nedir? Evet, İmam Malik'e nispet ederler değil mi? Denizden babam çıksa yerim. Şafii'ye mi? Ha. Sen ben diyorum ki Şafii'lere diyorum ki sakın o evlat çocuklarınızın yanında denize girmeyin. Denizden babam çıksa yerim demiş ya. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi gerçekten bu arkadaşımızın Muratcan'ın sorduğu gibi el bahru huve tahur ma'uhu vel hillu meytetuhu. Deniz suyu temiz, ölüsü helal. Şimdi denizden çıkan balıkların besmele ile kesilmesi şart olsa, hamsi tutanlar zaten kesemezler ki. Yani o mümkün değil. Şimdi Peygamber Cenab-ı Hak da deniz avını diyor ki Allahü Teala "Uhille lekum saydul bahri ve ta'amuhu." Şey mi? Maide suresi miydi? Maide 96. ayet. 123. sayfa. "Uhille lekum saydul bahri ve ta'amuhu meta'an lekum ve lisseyyara." Sizin için bu ayete ne mana vermişler ya Rabbi. Ne mana vermişler. "Uhille lekum saydul bahri ve ta'amuhu." Sizin için denizin avı ve denizin yiyeceği helal kılınmıştır. Denizin avı ve denizin yiyeceği helal kılınmıştır. Denizin avı dediğimiz zaman o kaçan balıklar girer. Denizin yiyeceği dediğimiz zaman midyesi girer. İşte hemen o deniz yosunu girer. Artık neyse, yani avlamaya ihtiyaç olmadan toplayabildiğiniz şeyler girer. Fakat buraya ne mana vermişler bakın. Diyor ki hem size hem de yolculara fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek helal kılındı. Ya böyle bir şey yok kardeşim. İlla ayeti Hanefi mezhebine uydurmak için anlamını bozmanın bir anlamı yok. Taamuh onu yemek diyor. Niye taamuh yemek? Kur'an-ı Kerim'de onun için hep ekil kelimesi kullanılır. Denizin avı ve denizin yiyeceği size helal kılınmıştır. Şimdi Hanefiler sadece kendileri tarafından rivayet edilen, o da ben bunu sadece Bedayü's Sanayi'de gördüğümü hatırlıyorum. İşte denizin deniz avı helaldir, balık helaldir diye bir rivayet şey yapıyorlar. Huve semeku diye, yanlış aklımda kalmadıysa, ama balık olduğunu kesin biliyorum. Kendileri tarafından rivayet edilen bir hadise dayanarak balık şeklinde olmayan deniz ürünlerinin helal olmadığını söylerler. Uhillet lana meytetan. Yok, o şeyde gördüğüm bu hadis değil. Bize iki ölü helal kılınmıştır. Es-semeku vel cerat. Balık ve çekirge. Bu da tabii mevkuf bir hadis. Yani peygamberimize kadar ulaşmayan bir hadistir. Şimdi
Ama sahih hadisler ortada, ayet-i kerimeler ortada. Denizin avı da helal, denizin yiyeceği de helaldir. Ama babamız çıkarsa yiyemeyiz. Yani ona o kalsın. Dolayısıyla midyesi de helaldir, diğer her şey de helaldir. Sara Öz, New Jersey'den göndermiş. Ünlü markaların sahtesini almak veya satmak günah olur mu? Tabi bu ünlü markaların bir ürünü marka haline getirmek için adamlar neler çekmişler? Bunlar doğru davranışlar değil. Yani bu bir haksız rekabete girer. Bunu yapmamak lazım. Vedat Üyüklüer. Hı? Orada mı? Ha. İsra 70. Andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları kara ve denizde taşıdık. Kendilerine en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah'ın yarattıklarından birçoğundan insanın üstün kıldığı söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla insan yaratılmışların en şereflisi, en üstünü. Ama ayetin mealinden insanlar üstün başka yaratıklar varmış gibi anlaşılıyor. Vallahi şimdi eğer odan bir şey anlayamazsam haftaya bırakırım bunu. Bakayım. Faddalnâhum alâ ketîrin mimmen halaknâ tafdîle. Onu biz haftaya bırakalım. Şimdi şu anda şu sorulara bakalım. Onu unutmayın da o ayet üzerinde biraz çalışalım, tamam mı? Hocam, pazar günkü sınavda Nur suresinin 59. ayetini anlamakta zorlanmışlar. Bir açıklama getirip anlatırsak Allah razı olsun. Anlatmazsak razı olmasın. 357. sayfa. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ Çocuklar erginlik çağına ulaştığı zaman, sizin çocuklarınız erginlik çağına ulaştığı zaman فَلْيَسْتَئِذِنُوا Yanınıza her girdiklerinde izin alsınlar. Yani odanıza her girdiklerinde izin alsınlar. كَمَسْتَئِذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekilerin izin aldığı gibi, yani babaların, ağabeylerin, ablaların izin aldığı gibi her girdiklerine izin alsınlar. Yani odaya izinsiz giremez buluğa ermiş olan çocuklar. Kendi çocuklarımızda. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ İşte böylece Allah size ayetlerini açıklar. Bu soru çok ağır gelmiş insanlara. Demek ki bu okuyanların hep gözlerinden kaçmış, dikkatlerinden kaçmış. Yani bir önceki ayette karıştırmışlar. Şimdi midye yemek caiz midir? Tam onun cevabını verdik. Yani buluğa erdiği zaman çocuklarımız artık yanımıza, yani buluğa eren aile fertleri buluğa ermişse biri diğerinin yanına izinsiz giremez. O kadar. Kürtaj ile ilgili sitenizde herhangi bir yazı bulamadım. Yok mu? Yok. Ha, yokmuş. Yani haklıymışsın. Bu konuyu da işler misiniz? 3 ay veya 40 günden önce bebek aldırmak günah mıdır? Bebek aldırmak her zaman günahtır da bazen yani ana sağlığını tehdit edecek, işte ciddi sağlık problemleri falan olursa, olağanüstü durumlar olursa aldırılır. Yoksa keyfi olarak aldırılmaz. Evet, adetliyken Kur'an-ı Kerim'i tutmak, onu okumak günah mıdır, sevaptır? Adetliyken Kur'an-ı Kerim'i elinizde tutar okursanız sevap olur. Günah olmaz. Şimdi bazıları diyor, yani bunu defalarca burada anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala abdest almayı sadece namaz için farz kılmıştır. Maide suresinin 6. ayetinde.
اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ diye namaza kalktığınız zaman işte şunları şunları yapın. Kur'an okumak için de şart kıldığı avuzu çekmektir. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Nahl 94 müydü? 98 evet. Nahl sure 16. sure 98. ayet. Evet, Kur'an okuduğun zaman da auzu billahi mineşşeytanirracim deyin. Besmele sure başında gerekir. Arada okurken gerekmez. Şimdi şart bu. Şart bu. Bazıları diyor ki efendim abdestli olsa daha iyi olmaz mı? Asla. Asla. Abdestli daha iyi olmaz. Yani adetliyken zaten abdest alamaz kadın da. Abdestli Kur'an okumak daha iyi olmaz. Niye biliyor musunuz? Abdestsiz okumak daha iyidir. Neden daha iyidir? Ya ben şu anda bir ayete bakacağım. Bir abdest alayım, alıp da geleyim dediğim zaman o zamanın kendine ait işi vardır. Artık o geçti. O anda baktıysam baktım. Bakmadıysam biraz sonrasının kendine ait işi vardır. Artık bitti. Bir daha bakamam ki. Onun için esas olan Kur'an'a bakmak olduğundan bunun önüne hiçbir engel koymamak lazım. Daha iyi dediğimiz zaman insanlar daha iyi yapayım diyerek iyiyi bir kenara bırakırlar. Ve böylece sorular da bitmiş olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.